Merhaba arkadaşlar, Euro Truck Simülatör ile ilgili video koymayalı uzun zaman oldu. Ne zaman ki bu oyuna güncelleme geliyor, o zaman tabii ki bir video çekip atıyorum. Şöyle ki Christmas haftasına girdiğimiz için, yani yeni yıl haftasına girdiğimiz için bir güncelleme aldı bu oyunda. Böyle etkinlikler düzenliyorlar. 10 veya 12 tane işte dorse taşıma görevleri oluyor. Şöyle şimdi pardon yanlış yere tıkladım. Bu kamyonumuzun hasar durumu %18 hasarı var. Şöyle Christmas Cocoa Powder, kakao taşıyoruz. Nereye taşıyormuşuz? Marigold'daki çikolata fabrikasına götürecekmişiz. Şöyle haritamızda bununla ilgili bize portallar vermişler. Ben şurayı seçtim ama güzergah hesaplanıyor diyor. Oradan vazgeçiyorum. Şu yolun üzerindekine bakayım. Şimdi ben neredeyim? Şuradan şöyle çıksam, böyle gelsem. Tamam, şuraya gideceğim. Buradaki bir portal varmış. Bu portala götürecek beni. Yollara düşme vakti. Açıkçası nasıl bir portal ben de merak ediyorum. Bunun videoları da var şeyde. Steam üzerinden oynuyorum ben. Steam üzerinde böyle karların yağdığı bir şeye gidiyorlar, yere gidiyorlar. Bir Christmas Village yapmışlar. O yüzden şimdi çok merak ediyorum. Nasıl bir şehir yapılmış? Şöyle açıktan almama rağmen biraz dorsemi de sürttüm. Bu arada haritada bu gördüğünüz yer yeni son güncelleme paketi. West Balkans, yani Balkan ülkelerini işte bu sanırım şu an biz Kosova'dayız. Kosova'dan hareketle yola çıkıyorum şu an. Sola Evet, dön. kırmızı ışık. Burada bekleyeceğiz. Tabii sola dönecekmişiz. Hemen sola sinyalimizi de verelim. Sarı yandı. Yavaştan böyle kalkışa geçiyorum. Normalde pek ben bu oyunu oynarken kurallara uymuyorum. Yardırıp gidiyorum yani kısaca yolda. Boş ver yani beni kim tutar ki? Böyle basıp gidiyorum Dönen işte. kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Navigasyonum da bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Şimdiki çıkışı Ama yine de kullanın. haritaya da bakmadan edemiyorum. İşte mesela bakın orada diyor ki 68 kilometre kaldı. 1 saat 4 dakika sürecek diyor oyun saatine göre tabii ki bu. Habire gözüm oraya ilişiyor. Bu arada ben de çerçeve yaptım kendime böyle yeni yıl için. Böyle süsledim ekranımı. Diğer oyunlarımda da tabii ki şimdi bu ekran gibilerini göreceksiniz. Değiştirebilirim de bilmiyorum. Farklılıklar da yaratabilirim. İşte bakacağız. Sims için de güzel bir yeni yıl programı çekmeye çalışıyorum. İşte bakalım. Karga sesimle size bestelediğim yeni yıl şarkısı okuyacağım. Belki şiir gibi de okuyabilirim, bilmiyorum. Şöyle telefonda uygulamalar oluyor ya, application'lar. Hani o application'larda böyle müzik falan yapıyoruz. Öyle bir şey varsa bu videonun altına eklerseniz böyle Christmas şeyleri, çanları, manları, zilleri, milleri eklemişlerse bir de müzik yapayım böyle altına diye düşünüyorum. Ya da artık bir yerlerden böyle lisanssız, misansız bir şeyler bulup altında çın 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 diye bir şeyler bakacağız yani bir ritim tutturacağız. Şimdi gidiyoruz. Ne kadar kaldı? 55-54 kilometre diyor. Fazla bir yol yok ama ben şimdi şu portal olayını merak ediyorum. Yani bir yerden geçeceğiz. Bir yükleme ekranı gelecektir. Muhtemelen durduracak bizi orada. Enter'a basın diyecek. İnşallah güzergah hesaplanıyor gibi çok uzun sürmez. Yani eğer çok uzun sürerse ben çok çabuk sıkılabiliyorum. Sonra video süresi de çok uzuyor ve editlemesi de bayağı bir beni yoruyor açıkçası. Sonra tabii bir de bunun YouTube'a yüklenişi var. Bekle babam bekle. İş saatleri dışında akşamları ben video çekimi yaptığım için oynarken de vakit geçiyor, editlerken de vakit geçiyor. Nasıl yüklüyorum? Şöyle koyuyorum yüklemeye. Sonra sabah işte ayarlı yani sabaha kadar bilgisayarda o yükleniyor tabi. Gecenin bir yarısı da kalkamıyorum, ayıltamıyorum kendimi. Sabah böyle alarmın çalmasıyla birlikte hemen şey yapıyorum. Diyorum ki şu saatte planla şöyle yap, böyle yap gibisinden. Aa bakın bu özellik de yeni.
Ben şimdi şeyi kullanıyorum. Man mı kullanıyorum? Daf mı kullanıyorum? Ne kullanıyorum acaba? Şey yok. Aynaları yok. Boynuzlu aynalar yok. İçeride kameralı ayna var. Hemen ekranın sol kısmında görebilirsiniz. Bir araba yaklaştığı zaman bakın çerçeve böyle sarı ışıklı oluyor. Çok yaklaşınca kırmızı oluyor mu? Olmuyor. Sadece sarı yanıyor. Tamam, ben portala geldim sanırım. Biraz yavaşlayayım. Yavaşlayayım. Arkadaşlar, bu oyunun böyle müdavimleri var. Direksiyon setleri var. Benim yok. Yani klavyedeki tuşlarla işte oynuyorum. Şurada bir yerde sanırım buradan mı gireceğim? Portal için. Aa evet. Bakın portal bu şekilde giriyoruz sanırım. Yoksa ürünü buraya mı biz bırakıyoruz? Çok merak ediyorum nasıl olacak şimdi bu olay. Buna mı denk getireceğim acaba böyle? Evet, motoru durdur diyor. Durduruyorum. Portaldan geçmek için belirtilen tuş. Orada zaten yazıyor Enter ya da Numlock'taki yani numara bölümündeki. Burada bir ince bir ses de var. Bilmiyorum geliyor mu? Çan sesleri var. Şimdi Enter diyorum ben. Evet, direkt bir yükleme alanı çıktı karşımıza. Bekliyoruz. Allah'tan böyle çok fazla uzun sürmedi şu barında olması. Aman Allah'ım ya, ben bunu modlarla oynuyordum. Frost modu var bu Euro Truck'ın böyle kar yaratmak adına. Şu an bunu otomatik verdi. Şöyle bir dış çevreyi gezmek istiyorum. Nasıl bir yerde başlıyoruz? Çok güzel bir tünel. Etrafta bakın böyle çam ağaçları var. Bunu bu oyuna kesinlikle çan sesleri var. Çok güzel. Evet, harika. Arkadaşlar, bir videoda gelecek. Hafta içerisinde pazartesi ya da pazartesi günü gelir. Çam ağacımı süsleyeceğim. Çok güzel. Neden bu kadar geç kaldım? Neden ayın 25'inde ben 24'ünde süsleyeceğim? Siz 25'inde izleyeceksiniz. Aralığın sonuna kaldı. Bizim ülkemizde 6-7 bin liraya satılan çam ağacı trenlerini 1100 liraya Çin'den getirtmek 1,5 ayımı aldı. Kasım ortalarında sipariş vermiştim ve yeni geldi. O treni işte ağacın ortasına Güvenli yerleştireceğim yolculuklar. ve güzel dekore edeceğiz. Videoyu hızlandırabilirim de. Şu an var ya, burayı dışarıdan böyle oynamak istiyorum. Şu ağacı da ışıklı gibi yapmışlar. Bazı ağaçlarda ışıklar var sanki. Çok güzel. Bayıldım. Yani ilk defa bu oyunda orijinal olarak görüyorum bu kar manzarasını. Aslında kayıyoruz galiba. Evet, kayıyor. Kaydık. Ben içeriden alayım. Alışık olduğum şekilde oynayayım. Hasar aldırmayalım. Çünkü çok şey bir yere geldik şu an. Keskin bir... Aa, gerçekten kayıyor. Muhteşem. Bak, çarpıyoruz şu an. Evet, çarptık çünkü kayıyor. Çok iyi, çok güzel. Realistik şeylere bayılırım. Böyle çekicimizin içerisinde etraf çok karanlık gözüküyor ama dışarıda tabii ay ışığında karın parlaması oldukça gündüz gibi bir hava yaratıyor. Oldukça yavaş gitmem lazım. Sağa dönmeye hazırlanın. Şuradan sinyalimi de vereyim. Bakın ne Sağa güzel dön. vuruyor şu ekranın sağ üst kısmındaki yan aynayı görüyorsunuz değil mi? Muhteşem yansıyor sinyallerim kara. Evet, burada da yolum 29 kilometreymiş. Çok uzak değil. Orada 1 saat 12 dakika yazdığına bakmayın. Bu muhtemelen 5 dakika ya da maksimum hadi sürse sürse 10 dakika sürsün. Aslında yağmur olayı var bu oyunda. Yağmur yerine bir kar yapsalar ki şu an köye geldik galiba. Köye geldik arkadaşlar. Bunu ilk defa ben de görüyorum. Çok güzel. Burada durabilir miyiz lütfen? Şöyle bakacağım. Çok güzel ya. Muhteşem. Bakın şu arkada daha mı bir aydınlık bir ev var? Şey bakayım şöyle aralarda. Muhteşem, köyden çıktık. Çok kısa sürdü bu köy maceramız.
Tekrar yollara düşüyoruz, karanlık yollara. Ama aralarda böyle yerler var tabii ki. Şuralarda bakın görüyoruz, aynamın arkasında kalıyor. Burada bir de bakın bir kamera. Oo, çok kayıyorum. Bir dakika. 54 kilometrelik hızı kaldırmıyor bu kar. Zaten şimdi yeniden sağa döneceğiz ve orada bir bak kamera alanı var. Kamerada izlememiz gerekiyor. Bakalım bize neler gösterecek. Yine sağ sinyalimizi verelim. Tren geçti karşıdan. Sağa dön. Trenimiz var. Bana ne getirdi aklıma biliyor musunuz? Çok eski bir film var. Tom Hanks'in böyle bir tren içerisinde hani böyle bilet çıkıyordu, böyle çocuk topluyordu, inanmıyordu çocuk. Hani inancı yoktu. Ay, filmin adı gelmiyor aklıma şu an. Burada ne varmış? Şöyle dışarıdan alalım. Burası müzik var. Müzik çok derinden geliyor. Muhtemelen ben bunun müziğini kısmışım herhalde. Şurada izleyelim arkadaşlar. Bize nereleri gösterecek? Şu hemen E'yi durdurup enter'lıyorum. Büyük Güney İstasyonu diyor. İstasyonu gösteriyor. Bakalım başka nereler gösterecek bize. Arabaların arasında kızak var. Çok fazla bir şey göstermeyecek muhtemelen. Yani şu evde bana gingerhead oluyor ya hani böyle kurabiyeden ev yapıyorlar. Onun gibi yapmamışlar mı kurabiye ev gibi? Zencefilli kurabiye. He. Gingerhead de o zaten zencefil adam. Zencefil kafa demek. Adam şeklinde yapıyorlar ya hani böyle. Neyse sanırım bitiyor artık. Fazla bir şey yok. Kasaba görüntüsü. Evet bitti. Şimdi bizim buradan çıkabilmemiz lazım. Yani dönmemiz gerekiyor. Evet bakalım şimdi şuradan alacağız. Evet bunu da izlemiş olduk. Çikolata fabrikası zaten hemen şu tepe. Şimdi ben bunun bütün görevlerini sabaha kadar oynamaz mıyım? Kaç görev var bilmiyorum ki ona da bakmadım. Bazen 6, bazen 10, bazen 12 oluyor. Yokuşu biraz zorlanıyoruz. Bakın 26 kilometre bölü saat takılı kaldı. 27 oldu. Çünkü yokuş çıktı. Şimdi düze geldik. Buradan giriş yapacağız. Ve hemen sol tarafta da Dorsey'imizi park edebileceğimiz yer Yorulduk ama varmış. değdi. Çikolata fabrikasına geldik. Diyor ya diyor şuraya bırak diyor ki çok geniş girdim. Muhtemelen oraya oturtamayacağım. Çünkü haritada tanımadığım bir yer olduğu için bazen böyle zorluklar yaşayabiliyorum. Bakalım olacak mı? Oldu. Bak oturttuk. Bize yeşil ışık yaktı. T diyoruz. Tabii ki hiçbir şekilde hasar aldırmadık. Güzel geldik şu an. Arka plan da değişmiş. Bakın arka planda kar yağıyor. Gerçekte de yağsa ya o. Mevcut şirkete ait iş tekliflerini görmüyoruz sanırım. Değil mi? Görelim mi bakalım mevcut şirket gibi. Ha, çikolata fabrikasından Innsbruck'a falan tekrardan şey yapabiliyoruz. Ha, bu sefer de şehirlere taşıyoruz. Hiç buna gerek yok. Bakın burada ne diyor? Sizin envanterine yeni öğeler eklenmiş. Bu da muhtemelen bakın şuradaki bu ne? World Trucks etkinliği dolayısıyla evet bu etkinlik dolayısıyla böyle şey yapılmış. Bakın burada ne yazıyor? Merry Christmas Winterland'e gider diyor. Aa, doğru oraların adı Winterland'di. Okey.
Tamam, güzel oldu. Bu da benim tırım arkadaşlar. Bu arada bir önden gösterse tırımın ne olduğunu bilemedim ben. Hatırlayamadım. Ha, mam kullanıyormuşum. Gördüğünüz gibi aynalar yok. Çok iyi. Şurada daha diğer etkinlikler kalkmış bitmiş demek ki. Vardı. Vestalkan etkinliği vardı. Onun öğelerini yüklemişiz. 15 tane istiyormuş bunu yapmak. Sözleşmelere göz atlıyor. Çikolata fabrikasında olduğum için şu an çikolata fabrikasından bizi Ha, buradan buraymış. Bunlar çok kısa. Sadece 117 kilometre. Keza bu da oradan oraya. Çünkü neden? Portalları kullanıyor. Demek ki bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Bunu bitirmek kolay, hızlı. Bir tane tam bir şey yapsak acaba bilmiyorum. Bu sefer nereden yapalım? Bu niye böyle? Burayı bitirmişler. 1000 bölü 1000 olmuş. Bunlar tüm kış diğer teslimatları ilerlemesi. Daha mesela burada 1000 görevden 871'i yapılmış. Yani mesela böyle alabiliyoruz. Bunun mesafesi uzun. 168, 126. Nereden nereye? Bakın, bizi haritanın burasına götürüyor ama mevcut olan yer burası. Bir tane daha yapalım. Bunun da teslimatına başlayalım. Ya da bilemiyorum, video süremiz çok uzamasın mı? Şöyle yapalım. Bunu da ikinci bir video olarak yükleyeyim. Ya da bilmiyorum, bir video süremize bakacağız. Sonra ona göre kesip içeriz. Evet, şimdi yeniden yüklememiz doldu. Ve başlıyoruz dedi. Ne yapıyorum? Yükleme alanına git diyor haritadaki. En son burada kalmıştık, biliyorsunuz ki çikolata fabrikasındayız. Güzel süslenmiş bir ağaç. Şöyle tırımı da döndürüyorum. Böyle zaten %18 hasar var. Hemen frenleyeyim ki arka duvara çarpmasın. Burada yeni dorsem hazır. Bu sefer ne aldığıma bile bakmadım. Şöyle gidiyorum. Arkamı dönüyorum ona. Ve ne yapıyorum? Direksiyonumu ayarlıyorum. Geri geri geliyorum. Şöyle. Şöyle manevralar yapıyorum. Biraz yamuk girdim ama. Tabii ki gerçekte de böyle ama olmadı zaten, tamam. Gerçekte hani bunu böyle yapamayız ama oyunda diyecektim belki hani kaydırır maydırır dorseyi. Oturtur üstüne. Keza şimdi bakın orada olacağı gibi aynada dışarıda duruyor, sağ kenardaki aynada. Bakın T'ye basınca nasıl oturdu dorse yerine. Her şeyin realistik olmasını bekleyemeyiz. Arzu ettiğiniz portala işaret koyun diyor. Bakıyorum şimdi tekrardan haritada kısa yerde bir portal var mı? Zaten şuradan gelmiştim. Baksana. Bu haritada çok güzel yerler var. Burası kocaman bir şehirmiş. Arkadaşlar bunu gezmek mi lazım yoksa? Tamam, biz hiç o zaman şey yapmayalım. Videoyu uzatmayalım. Ben bu videoyu burada bitireyim. Ben bu ürünümü taşıyayım. Çünkü dorsem boş olarak buraya gelebilecek miyim, gelemeyecek miyim ona bakıp sonra sizde bir ikinci videoda şehir turu yapalım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz kendinize iyi bakın. Bye bye.